şaka değil mi bu? Kötü bir şaka. Dakika bir gol bir yavrum be. Vay anasını sayın seyirciler. Bak bak. Ben burada kalmam Servet. Vallahi kalmam bak. Eğer ısrar edersen tek başına yatarsın bu gece. Ne oldu yavrum ya? Bir de soruyor musun? Hani küçücük oda. Ya bir iki gün sabret. Sabredemem Servet. Sabredemem aşkım. Ya bu tarafta babamlar var farkında değil misin sen? Bu tarafta Münevver, bu tarafta baban var. E varsa var ne yapalım yani? Bir deneyelim o zaman. Kızım manyak mısın? Gündüz gündüz. Bu denemeydi işte. Bundan sonra gerçeğini de sahtesini de rüyanda görürsün artık. Hayda. Hadi bakalım. Belki de o kadar uzun kalmayız burada belli mi olur? Dünya kadar paramız var artık kızım. Bir evimiz olur herhalde. Sonsuza kadar burada yaşayacak değiliz ya. Şayka. Yavrum. Üzme beni. Lan kız tamam tamam yolunu bulacağım söz. Söz mü gerçekten? Söz. Buyurun beyefendi. Merhaba. Hoş geldiniz. Burak Aslan ben. Ornas Holding'in CEO'suyum Emin Bey. Mehmet Ali Bey genel müdür demeyi tercih ederdi sizin için de uygunsa. Yol yorgunsunuz biliyorum. O yüzden çok fazla vaktinizi almayacağım Emin Bey. Aslında aldıracaktık biz size özel uçakla ama... Yok gerek yok ben acele işi sevmem. Acele işe şeytan karışır. Haklısınız öyle derler. Ama şu an içinde bulunduğumuz durumda elimizi biraz çabuk tutmamız gerekiyor. Yani hukuksal işlerden söz edeceksek... Onlar bir şekilde hallolur Emin Bey. Hukuk departmanımız şu anda devir teslim için gereken bütün işlemleri yapıyor. İyi yapsınlar ne yapmaları gerekiyorsa. Yalnız biraz bekleyecekler. Biz önce bir kendi aramızda konuşacağız. Emin Bey, elimizi biraz çabuk tutmamız gerekiyor ne yazık ki. Şu anda ağzınızdan çıkacakları bekliyor. 10.000'in üzerinde çalışanımız, yerli ve yabancı ortaklarımız. Halka açığız biliyorsunuz. Dolayısıyla borsadaki hisselerimizi... Şimdi Burhan Bey. Burak. Burak Bey. Biz kendi aramızda bir konuşalım. Bize bir saat verin. Sonra buluşuruz holdingde. Çok iyi olur. Bir de... Evet. Dışarıda bir basın ordusu var. Fark etmemiş olabilirsiniz. Haber kovalıyorlar. Eskaza bir sorun olmasın diye isterseniz bütün aileyi bir araya toplayıp bir brief verebiliriz. Basınla ne konuşuyoruz, ne kadar konuşuyoruz? Yok. Orada bir duracaksın. Ailemle ben konuşurum. Siz artık sadece size ait değilsiniz maalesef. Zamanla anlayacağınız bambaşka sorumluluklarınız var. Basınla konuşmak zorundayız. Ama elbette gerektiği yerde ve gerektiği zamanda. Şöyle anlatayım. Portekizli futbolcu Ronaldo son Avrupa Kupası'nda basın toplantısında önündeki içecek şişelerini çekmişti. Sadece bu bile o markaya tam 4 milyar dolara mal oldu. Sizi çok iyi anlıyorum. Ama siz de beni anlayın lütfen. Yaptığınız ya da yapmadığınız, söylediğiniz ya da söylemediğiniz her şey Ornas Holding'in dolayısıyla binlerce insanın hayatını etkileyecek artık. Üstelik sadece sizinkinde değil, bütün ailenizin hayatını. Siz Burak Bey'in kusuruna bakmayın efendim.